Selamünaleyküm arkadaşlar. Sayfalarımıza bakıyoruz şu an. Hızlıca bakalım sayfalarımıza. Geçen hafta bunlara ikisine de ikişer kilo şerbet vermiştim. Evet, şerbetten eser kalmamış. 2 kilo şerbet bitmiş. Bir tane poşetin içinde arı var. O da çıktı. Evet. Buna bir tane de bu hafta gelmezsem diye ham petek vermiştim. Ne olur olmaz diye. Gelmediğim hafta boşa çalışmasın diye. Büyük ihtimalle çalışmam. Daha ona basmamıştır ama. Ben yine de verdim. Çünkü evet. Maşallah. Maşallah. Peteğe gelmişler. Şişirmeye başlamışlar bile maşallah. Zayıf bir arıydı. 3 çerçeve. İyi ki de vermişim, eğer bu hafta gelmeseydim boşa dil dikecekti. Evet, hemen diğer peteklerimize de bakalım. Şöyle göz gezdirelim. Tabii ben videoyu kapattıktan sonra bunlara şerbet vereceğim. Şu an yan çalıştığım için çok sıkıntı oluyor. Evet, arı burada. Hemen bir çerçeve daha çekelim, yavrusunu görelim. Sonra diğer kovana geçeceğiz. Evet, burada da bir paket var. Hemen hemen paket olmuş. Şöyle göstersem belki daha güzel gözükür. Evet. Hemen hemen paket yavruya gelmiş. Çünkü şu diplerde boşluk olan yer var. Orada günlükler görüyorum ben. Kameraya çıkmıyor ama. Evet. Şöyle yanaştıralım. Havalar ısınmış. Kaplumbağalardan belli. Kaplumbağalar dışarı çıkmış. Kara kaplumbağası. Belki doğu tarafında yoktur. Size göstereyim. Sabahtan beri yanında çıtır çıtır bir şey diyor. İşte. Bunlar çıktı mı Adana'da? Yaz gelmiştir. Çünkü bunlar toprağa gömülüyor. Kışın. Bunlar geldi mi? Kırlangıçlar geldi mi? Bir iki Adana'da yaz gelmiştir. İnşallah bir don olayı, soğuk, ayaz falan gelmez. Evet, şu son kovanımıza bakacağız. Bu da zayıf bir arıydı. Buna petek vermemiştim. Bu bayağı zayıflamıştı çünkü. Ama 2 kilo şerbeti hüp diye almış. Evet. Evet. Evet, peteğe de hemen hemen tam basmış. Bu kovana değişmesi lazım. Belki bugün, belki haftaya değiştiririm. Şu an yanımda kovan kalmadı, boş kovan. Temiz kovan kalmadı. Kovan var da. Evet, güzel basıyor. Yavrusu da güzel. Şerbetin hakkını vermiş. Yavru çıkmış. Geçen hafta daha zayıftı. Evet, burada da güzel bir yavru alanı var. Şöyle ışığa dönelim. Evet. Şuralar boştaydı hatırlayacaksanız geçen haftalarda. Hatta küflenmişti. Küfü almışlar. Günlük de atmış içine anarı. Görüyor. Evet, kamerada ben görüyorum şu an günlükleri. Siz de görüyorsanız. Evet, buralarda günlüğü atmış. Normalde ben oraları kesip atacaktım ama rengi geri dönmüş, düzelmiş. Peki bunu kata alacağız, bal çektireceğiz. Temiz olması lazım. Ama şu an bir sıkıntı yok gibi. Onun küfü görünce
atacaktım. Kesip atacaktım tabii petiği. Şu an böyle görünce kararım değişti. Çünkü günlük atmış. Bunu da kapatıyoruz arkadaşlar. Buna da şerbet vereceğiz. Hatta buna bir petek vereceğim. Çünkü haftaya kadar o yavru da patlar. O çıkan yavru peteğe basar. Bu araya, mesela şu araya verilmez şu an. Neden verilmez? Çünkü burada yavrulu bir alan var. Günlük atmış. Arı zayıf. Onun için buradan vereceğiz. Arı geliştikçe, havada ısındıkça artık bir içe verebiliriz. Zayıf arılarımız da şu an için kışı atlattı Allah'ın izniyle. Artık bundan sonra ne kadar hızlı geliştirip yavru attırırsam o kadar önemli. Çünkü bal akımına yakın toplama yapacağız. Bundan bir çerçeve, ondan bir çerçeve, diğer dilinden iki çerçeve şeklinde. Öyle gireceğiz bal akımına. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Herkese görüşmek üzere.